Herkese merhabalar. Bugün futbolun ikinci konusu olan pas çeşitleri ve top sürme. Misafir hocamız, davet ettiğimiz hocamız, din kültürü öğretmenimiz Mehmet Ali hocamız da bugün bizlere katıldı. Onunla beraber dersimizi işleyeceğiz. Haydi dersimize geçelim. Temel pas çeşitlerimizde iki tane var. Birincisi ayak içi ve ikincisi ise ayak dışı pas çeşididir. Futbolda en çok kullanılan ayak içi pas çeşididir. Ayak içi pasta futbolda en çok kullanılma sebebi yüzdesinin çok fazla olması. Bu yüzden kullanıyoruz. Uygulamasında ise destek ayağımız topun yanında, vuruş ayağımız kalçadan salınım yaparak topa vurup ve devamında salınım gerçekleşmektedir. Pas çeşitlerimiz ve top sürme ile ilgili bilgi vereceğim. Pas çeşitlerimiz ikiye ayrılıyor. Birincisi ayak içi pas. Futbolda ayak içi pasın öneminin nedeni ise pas oranının çok yüksek olması ve isabet oranının çok yüksek olması sebebiyle en çok kullanılan pas çeşididir. Yapım aşamasında ise destek ayağımız topun yanında, bacağımız salınım yaparak kalçadan gelip topa vuruş esnasından sonra ise salınım devam ederek gider. Şimdi ise uygulamasına geçelim. İkinci pas çeşidimiz ayak dışı pas. Zor bir pas çeşididir. Futbolda pek tercih edilmeyen bir pas çeşidi. Sadece uygun durumlarda kullanılan pas çeşididir. Uygulamasını geçmeden önce anlatımını yaparsak, destek ayağımız topun yanında, yine salınım ayağımız kalçadan gelip topa ayağımızın dışıyla vurup salınım devam ederek yaptığımız pas çeşididir. Hadi uygulamasına geçelim. Futbolda top sürme kendi arasında ikiye ayrılıyor. Ayak içi top sürme ve ayak dışı top sürme olarak. Ayak içi top sürme, denge için ellerimiz yanda, başımız dik, top ayağımızdayken hakimiyetimiz halinde olarak topu sadece ayağımızın içinde sürerek devam ediyoruz. Ayak dışı top sürme ise tamamen denge için yine ellerimiz yanda, başımız dik,
Sürüş bu sefer ayağımızın dışında top hakimiyetiyle beraber devam ediyoruz. Şimdi uygulamasına geçelim. Toparlamak gerekirse bugün dersimizde top sürme ve pas çeşitlerini gördük. Pas çeşitlerinde ayak içi pas ve ayak dışı pası gördük. Mehmet Ali hocamıza katılımından dolayı teşekkür ederiz kendisine. Teorini bugün anlatmış olduk. İnşallah okul açıldığında pratiğini beraber uygulamalı bir şekilde yaparız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz hocam. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.